Ben kimsenin keyfini kırmadım, kimsenin fenalık yapmadım. Ondan herkes sayar beni. Ben öldüğümü ona herkes ağlar. Limiten, Hoca İbrahim Söyle olmuş dediler mi ben? Bana herkes acilerler ama eylesin, iyi adamı da derler. Evet. Ya, bunlar işte böyle iyilik evet. Her zaman için iyi olur. Dedem uyuyun, ben ne yaparım? Söyle. Fakat kimisine de uyacağım. Bazı edepsizlerle de konuşacağım. Hep iyiyle de konuşulmaz. Onlarla da o türlü konuşacağım. Ya. Çocuklarımdan bilmem ne mümkünlüğüm yok. Kızlarım, güvelerim, toplanıp hepimizi kabarıyorum, kovalıyorum. Para veriyorum, o ona şaka yapıveriyorlar, o ona şaka yapıveriyorlar falan. Ben işleyen onların laflarına bakıp da kovalıyorum böyle ya. Herkese de diyorum böyle, hiçbir şikayetim yok diye. Gittiğim yerlerde de söylerim. Ağlıyor ya. Ya. Orada kaldı, nerede geçini bileceği yerlere gittiler bunlar ne olacak böyle. Türkmenler dağda. Ya şimdi benim dediğim bak paşa dedem, dede dedem, hepimizin evet. Dedesi. O nereden gelip buraya o? Hepsi orada, o taraftan gelip. O taraftan. Ortasiyadan onlar ayrılma hepsi. Eskiden Gaz Dağları'na mı duydun? Eskiden Gaz Dağları'ndan daha öte falan. Gaz Dağları yine o çıktı. Bütün Türk Dağları'nda Ortasiyadan dağılma falan. Orada mı ayrı bir Türkmen'in ayrı bir memleketi yoktu ki. Türkmen ayrı bir yerde derdi ki bak karışık burada herkesle, Türk'üne, yörüne herkesle karışık. Buralarda böyle tabi. Onun aynı olmak lazım. Ayrı olur mu? Türkmen'in ayrı bir krallığı bilmem nesi başına bir şey yoktu ki. Ayrı bir yerden gelsinler, bozulsunlar derler yok. Geldiyse herkes geçinebileceği yere taksim oldu, durdu buralarda. Dağcılığına, bütün işi, çamına. Çamlar oldu. Türkmenlerde para çoğudu. Bu ekin, bu ovalarda pompar etmezdi bu ovalar. Sinekten varılmazdı bu ovalara. Öyle olmayaydı sakın Türkmen'e bu paralar. Böyle olaydı bu vaziyette. O ay Türkmen'e zapt edeceğiz. Bütün işi çamına. Çamlar o zaman serbest idi. Yaşamalar yavuzdu. Türkmenlerde para çoğudu. Bu ekin, bu ovalarda pompar etmezdi bu ovalar. Sinekten varılmazdı bu ovalara. Öyle olmayaydı sakın Türkmen'e bu paralar. Böyle olaydı. Bu vaziyette. O ay Türkmen'e zapt edeceğiz. Fakat 31'de yatamazdık biz. Sinek'te yaşama vardı ya. Ama giderdik çamın içine, beğendiğimiz çamı keserdik. Soyun yeğisini içerdik. O zaman görsen Türkmenler derdi. Bunlar sinek ilgisiydi sarı sarı. Yörükler, mörükler, macirler geldi de kalafata yarısı kırıldı öldü. Suyundan, havasından. Biz oralara var mı diyorduk o zaman. Ama şimdi de altın oldu ama kaç parada biz yetemez olduk gayet. Ya öyleydim geçen gün oradan geldim de şeylere taksiyle gelip buraya zine gitti. Yalancı paraydım. Topal İsmail'e de iyi mi dedi dedim ağaçları ben indirdim. Bakın hani altına dedim 25-25 ağacı. 6 metre. Çamurun içine girmesin diye. Makineler üstünde geziyordu. İsteyemez o zaman ben dedim oradan. 50 dönüm yer alacaktım. Bilmezdim. Ah kafa dedi lafama vurdum. Ya. Varılmaz sandım. Bu Türkmenler bile de asebiydi evvelden. Çanakkale'ye Türkmen durmaz sanır. Değil mi? Adam başka yere Türkmen duramaz. Çanakkale kasabada Türkmen duramaz sanırlardı. Bilmezlerdi. Dağdan başka yerde yaşanmaz sanıyorlardı. Türkmenler. Hakikaten dağın zevkleri o zamanlarda kasabalarda çok iyiydi. Fakat şimdi kıymatı kalmadı dağların bilmem neleri. Kalmadı. Her ovaların kıymatı Çanakkale'nin yaşaması başka şimdi. Fakat onu da herkes yapamaz olur. Biz şunu ödemizi falan Mersin'de olduk. Doğduğumu bilmiyorum nerede doğduğumu. Bu Mersin'de? Bu Mersin'de. Bizim oğluşum esas Mersin'de. Kütük Değmen de evlen lazım. Kütük Çiftekova Fokur. Kütük eski kütüğümüz Çiftekova Fokur. O zaman Türkmenlerin koyu möyü olmuş bu. Bu yazılırken Çiftekova'da, Kavak'ta, Göçebe'de, Göçebe'de bulmuşlar. Ne buranın ismi? Çiftekova. Çiftekova yazmışlar. Eski zamanda.
Onun için bizim eski kütüğümüz çifte kalabalıkıdır. Orada biz oluşumuz İsas, çocukluğumuz Mersin. Mersin'den bir sefer dedem babam esker oldu. Biz kaldık öyle, çoluk çocuk. Biraz babamın parası varmış. Gittik, bir altın verdik, bir kilo arpa getirdik. Eldaşında çeker yerdik. Seferberlikte. Ya. Ondan sonra Çanakkale'de Çimenlik Fabrikası'nda bir garum vardı. Çıktı. Eskeriye'nin fırınıydı. Niye onuydu galiba? O kırklıklarda. Kırklıkta. Bir yük odun götürdüm, bir grup un verdiler. Onun için gittik oraya. Anası falan da orada, dedesi, babası falan, araba durağında. Vardık onun saman damına girdik. Dedem babam yoksa esker. Oradan iki odun sarardım ben, giderdim Çanakkale'yi grubumu getirdim. Öyle öyle, sonra bizimkiler seferberlikte eden babam ölmedi. Çok ölen oldum, onlar ölmedi. Geldiler. Bu dedem değil mi senin dedem? Ya dedem işte. Geldiler buraya Akçalıkçı'ya, araba durağında, deniz göründüğünde. Ondan sonra orada bir vakit durduk. Bu şey geldi, Atatürk öteden gelince kadar Yunan bu tarafı Edirne tarafını aldı. Çanakkale'ye İngiliz aldı. İngiliz faydası oldu ağaçlara. Yunan hakaret yaptı. Sonundan sonra Demgül babam geldikten sonra Atatürk geldi. İngiliz'i çıkardı. Bilmem ne yaptı. Bu dağlarda iş açıldı. Biz gittik din oralara. Esas çeltiklerde biz yazı getirdik kışı. Giderdik de orada kışlardık çardağın altında. Köylere işlerdik. Ekin alırdık. Para aradık 3-5 kuruş. Öyle idare olduk. Ondan sonra bu Akçalan dediğini satın aldılar. Bu kör müsalarını. Orası çiftlik gibi bir şey. Boca tarla. Orayı satın aldılar. Oradan bir çeltikten işlemeden, araba durana gelmeden oraya geldik. Oraya kulübeleri tuttuk Akçalan'a. Orada herkes kendimiz duvarlarımızı yaptık sonra. Değeri büyülü falan. Usta yoktu. Türkiye'de duvar yapamaz sanırlardı herkes. Yoktu bir şey. Eğri bir yaptık. Üstüne ağaç attık. Toprak attık. O evler kendimiz yaptık. Kendimiz yaptık. Hep. Bir şey benzemez. Oralarda yaşadık bir vakit. Sonra orada da çok durduk. 25-30 sene durduk öyle, o şekil. Akçalan'da. Babam öldü. Edem öldü. Biz de sağlığında babam bu değmeni falan aldıydı burada. Aldıydı. Oradan bir... Orada kimse kalmadı. İşte 3-5 zaten orası 8 haneydi. Onlar da dağıldı. Buralara geldik. Böyle buraya bir ev yaptık işte. Burada dinliyoruz. Bu zamanında da sürün yok buralarda. Buradan da ölür gider, gidecek tarafımız da kalmadı. Buradan daha nereye gideceğim? Evet, vaziyetimiz böyle. Başka diyeceğim yok sana.